27 Temmuz 2020'nin verilerini paylaşma zamanı efendim. 919 yeni vaka sayısı. 900 bandı bir hafta 10 gündür zaten kendini koruyor. Bine çıkmaması olumlu ama artık gözümüz daha aşağısını da tabii ki arıyor. 17 can kaybı var. Dün de aynı sayıda can yitirmiştik. Zaten dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı Açıklamada hemen hemen yoğun bakıma giren hasta sayımız eşit olduğu için de son günlerde aynı sayıda can kaybı da oluyor demişti. 982 de iyileşmiş hastamız var. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Makas çok açık değil ama hala hazırda iyileşenler hastalığa kapılanlardan yüksek. Ama yaz aylarının olumlu havasını da bir yandan hesaba kattığımızda bu rakamların, daha iyi sonuçları da önlemlerle hak ettiğini de söylemekte fayda var. En azından Sağlık Bakanı zaten buna vurgu yapıyor birkaç gündür. 4 milyon 617 bin 971'e yükseldi toplam test sayısı. 227 bin 19'da bugün itibariyle toplamdaki hasta sayımız. Daha doğrusu bugüne kadar COVID-19'da tanıştığı tespit edilen kişi sayısı. 5630 can kaybımız var. Her birine Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim. 1263 de yoğun bakımda hastamız var ki buradaki ufak da olsa yükseliş maalesef devam ediyor. 4 günlük tabloya baktığımızda 1248, 1252, 1249, 1263 olarak da bugün gerçekleşmiş durumda. Ee, entübe olanlar yani solunum desteğini ihtiyaç duyanlar da 392 kişi. Onu da söyleyelim 210.469'a da yükseldi. Bugün itibariyle iyileşenlerin sayısı aktif vaka sayımız dün itibariyle tam 11.000'di. Bugünkü aradaki farkı da düşünürsek biraz daha düştüğünü en azından artık 10 bin küsürlerle ifade edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ama tabii ki arzu edilen oradaki sayının sıfıra düşebilmesi, hem can kaybının hem vaka sayılarının. Ama bunun için daha dikkatli olmamız gerektiği ortada, açık. Zaten hemen hemen her gün Sağlık Bakanı da bununla ilgili vurguyu yapıyor. Dikkat etmekte ne kadar fayda olduğunu da, geride bıraktığımız günler bize gösterdi. Önümüzde sonbahar var. Oraya gelmeden önce şartlarımızı daha da iyileştirebilmek aslında hem hastalıktan uzak kalmak hem de hayatımızı bundan sonrasında da daha iyi seyredebilmesi için gerekli. Test sayısı 45 bin üstünde der Fahrettin Koca. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan illeri de yine açıklamasında söyler. İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır. Türkiye'nin 5 büyük ili ve o 5 büyük ilde de 3 gündür yoğun bakım sayısı hızla artıyor der. En az artan illerde Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir ve Bayburt. E, 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı der Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 81 ilimizde de inşallah yaygınlaşması dileğiyle diyelim ama bir kez daha vurgulayalım. Bunun da olabilmesi bizim elimizde bizim birbirimizden ne kadar uzak durabildiğimizde ve eğer kalabalık bir ortamdaysak maskelerimizi özenle takmaktan yana diyebiliriz efendim çünkü bütün dünya zaten bunun kuralını ortaya koymuş durumda